Herkese tekrardan merhaba. Sevgili hocam ve katılımcılarımız, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Selinay. Sofarta temsilci ekibindeyim. Yaklaşık 5 aydır buradayım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mimarlık okuyorum. 1. sınıftayım. Sofart'tan bahsetmem gerekirse de ilk başta Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından Kültür ve Sanat Dergisi olarak başlamıştı. Ardından aynı zamanda mimari içerikler de üretiyordum. Ardından daha doğru kitlelere ulaşabilmek adına iki koldan yürütüyoruz. Kültür sanat içeriklerimizden haberdar olmak ve dergimizi okumak için Sofart Dergi hesabımızı, mimari içeriklerimizden haberdar olmak için ise Sofart Atölye hesabımızı takip edebilirsiniz. Topluluğumuzun büyük bir çoğunluğunu hala mimarlık ve tasarım öğrencileri oluşturuyor aslında. Türkiye'nin birçok yerinden temsilcimiz var. Biz topluluk içerisinde birbirimizden öğrenerek ve birbirimize öğreterek ilerliyoruz. Yani aslında bir nevi usta-çırak ilişkisi var. Bu tarz etkinliklerle de aslında Sofart dışındaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kolektif bir topluluğuz. Topluluk içinde ve topluluk dışında birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Bu etkinlik de yine temsilci ekibinin bir etkinliğiydi. Ben o yüzden şimdi sözü Elif Nur'a bırakayım. O da temsilci ekibimizden bahsetsin. Merhaba, ben de Elif Nur. Malatya Mimarlık son sınıfım. Temsilci ekibi çeşitli şehirlerden ve üniversitelerden öğrencilerin oluşturduğu bir oluşum. Okullarımızla mesleki deneyimlerimizi bir köprü olarak birbirine bağlıyoruz. Öğrenciler ve alanda uzman hocalarımızla iletişim halinde olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve size ilham olmaya çalışıyoruz. Sofart Talk etkinliği de Mayıs ve Haziran ayında yapmıştık. Şimdi Eylül ayında 3. serisini hazırlıyoruz ve bu ayki 4. etkinliğimiz. 2 ayda ya da 3 ayda bir devam edecek etkinliğimiz. Zaten Serhan Hoca da Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bugünkü konumuz o. Size aydınlatmayla akustikle ilgili özellikleri sunumu yapacağız. Umarım verimli olur. Hocam siz de biraz kendinizden bahsedin isterseniz. Sizi de tanımış oluruz. Tabii ki. Ben de Balıkesir Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. Yapı fiziği üzerine çalışıyorum. Yüksek lisans tezimde daha çok ısı konfor üzerine çalıştım. Doktoramı da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yapıyorum şu anda. Son sınıftayım doktorada da. Doktora çalışmamda da yine yapı fiziğinin ayrı bir konusu olan aydınlatma üzerine çalışıyorum. Gün ışığı performansını çalışıyorum. Cephe ve gün ışığı performansının ilişkisini çalışıyorum. Yapı fiziği konusunda da Balıkesir Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıllarda derslere girmiştim. Akustik ve aydınlatma üzerine olan dersleri ben yürütmüştüm. Hani benim için yabancı olan bir konu değil. Bu konuda da Elif Nur'un da özellikle bana bu konuyla ilgili konuşmacı olarak beni çağırması hoşuma gitti. Memnun etti beni. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım sunumunuza. Nasıl isterseniz. Tamamdır. Ekranım geldi değil mi? Evet, geldi hocam. Geldi hocam. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Mimari mekanlarda akustikten bahsedeceğiz bugün. Akustik yapı fiziğinin bir alt dalı. Yapı fiziği dediğimizde bizim aklımıza gelen üç temel alt başlık var. Bunlardan birisi aydınlatma, birisi ısı konfor, diğeri ise akustik konforu. Bir ortamın akustik konforu. Bu konforlar aydınlatma konforu, akustik konforu, ısı konforu, bir mekanın bu konforları kullanıcı konforlarını etkilemektedir. Bu ister ısı konfor olsun, ister termal konfor, ister aydınlatma konforu, ister akustik konforu olsun, optimum düzeylerin üstünde veya altında olması kullanıcıyı olumsuz etkilemektedir. Bir mekanın ya çok sıcak olması ya da çok soğuk olması, istenen düzeylerin altında veya üstünde olması kullanıcıyı olumsuz etkilemektedir. Ya da bir ortamdaki ses miktarı olması gereken düzeyden belli başlı desibellerin üstünde olduğunda gürültü seviyesi, gürültü diyoruz ve bu da kullanıcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Şimdi akustik dediğimiz kavram nedir? Biraz bunun üstünde duracağım. Kısaca ses, akustik en basit anlatımıyla ses bilimidir arkadaşlar. Ve ilk defa Joseph Savour bu kavramdan bahsetmiştir ve Joseph Savour'un akustiğin kurucusu olduğu söylenmektedir. Bu çalışma kapsamında, akustik projeler kapsamında neler yapıyoruz? Gürültü denetimlerini yapıyoruz. Örneğin bir yapıda siz gürültü denetimi yapabilirsiniz.
Yapının dışında gürültü denetimi yapabilirsiniz. Ya da kaynağı yok edebilirsiniz. Bunlardan ilerleyen slaytlarda da bahsedeceğim. Bir gürültü var. Bir gürültü kaynağını yok etmeye çalışabilirsiniz. Ama bu gürültü kaynağını yok edemediğiniz durumlar da olabilir. Örneğin bir eviniz var ve evinizin önünden yol geçiyor. Bu yolda bu yoldaki araçları sizin kaldırmanız mümkün değil. Bunun için ne yaparsınız? Ya ses geçirmez cam sistemleri kullanabilirsiniz. Ya da bahçeniz varsa, evinizin bahçesi varsa bir ağaç şeridi çekerek evinizin önüne yapıya gelecek sesin azalmasını sağlayabilirsiniz. Bizim akustik dediğimiz, mimaride akustik dediğimizde iki kavram önümüze çıkacak. Bunlar hacim akustiği ve yapı akustiği. Bugün bu iki kavram üzerinden duracağız ve akustik projeler denildiğinde neler yapılıyor? Nasıl biz bir akustik proje çizebiliriz ya da bir akustik projenin aşamaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi mimari akustik dediğimde yapı akustiği ve hacim akustiği kavramları ilk öncelikle aklımıza gelmesi gerekiyor. Mimari akustik dediğimizde de mimari mekanları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar akustik olarak. İşlevi dinlemeye yönelik olmayan mekanlar ve işlevi dinlemeye yönelik olan mekanlar olarak. Bizim günlük hayatta kullandığımız konutlarımız, bankalarımız, restoranlarımız, spor salonlarımız ya da ofislerimizin işlevi dinlemeye yönelik değildir. Ama sinema salonları, konferans salonları gibi toplu sunumların yapıldığı, sinemaların, filmlerin izlendiği ya da bir konuşmacının dinlendiği mekanlar ya da bir şarkıcının dinlendiği mekanlar tamamen işlevin dinlenmeye yönelik olduğu mekanlardır. Ve bu mekanların özellikle bir akustik projeye ihtiyacı vardır. Çünkü şöyle söylemek gerekirse... Bir konferans salonunda ses kaynaktan çıktıktan sonra duvarlara çarpıp yansıyıp gelmemesi gerekir. Bundan dolayı çarpan sesin duvarlarda yutulması gerekiyor. Bundan dolayı da bu duvarlarda, konferans salonlarının duvarlarında çoğunlukla pürüzlü malzemeler kullanırız. Şu aşağıdaki fotoğrafta görüyorsunuz bakın. Şunlar daha çok kumaş malzemeden yapılır. Porozlu malzemeler diyoruz bunlara. Bu malzemelerin yutuculuk katsayısı yüksek. Ses yutuculuk katsayıları yüksek. Bundan dolayı da ses kaynaktan çıkan ses saf bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor. Çarpan, yansıyan sesler kullanıcıya gelmiyor. Yapı akustiğinden bir öncelikle bahsetmek istiyorum. Yapı akustiği dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey gürültü denetimi arkadaşlar. Örneğin bir yapı tasarladık ama bu yapı ev diyelim, konut kullanımlı bir yapı ya da ofis kullanımlı bir yapı. Bu yapının içindeki farklı bağımsız bölümler ya da farklı odalar arasındaki sesin geçişine veya birbirine geçmemesine sağlayacak kuralları içeren bir akustik alt bölüm arkadaşlar. Yapı akustiği dediğimiz bölüm. Hacim akustiği ise arkadaşlar işitsel algılamanın önemli olduğu mekanlarda kaynaktan çıkan seslerin en iyi şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamak üzere ele alınan mimari akustik bölümü. Yani hacim akustiğini biz arkadaşlar konferans salonlarında, sinema salonlarında, auditorium gibi mekanlarda hacim akustiği kavramını sıkça kullanıyoruz. Peki akustik ses bilimidir demiştik. Ses nedir? En basit anlatımıyla ses, insan kulağında işitsel duyulanma yaratan maddesel ortam titreşimlerine ses diyoruz. Ses bir titreşimdir ve dalgalar halinde yayılır. Enine ve boyuna dalgalar şeklinde yayılıyor ses. Bunlar basit şeyler, bunları geçelim. Ses titreşen cisimlerin elastik bir ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Ses atmosferde canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Ses bir dalga hareketidir. Ses dalgaları yer değiştirme olgusuyla tanımlanır. Ses dalgalarını basınç dalgalanmalarıyla tanımlamak genelde daha uygundur. Denge durumunda bir akışkana bir noktadan basınç etkisi gelirse bu basınç dalga halinde akışkan içinde yayılır. İnsan kulağı çok duyarlı olması ve yapısı gereği atmosferde oluşan küçük basınç değişikliklerini algılar ve ayırt eder. Ancak bu basınç değişiklikleri ve saniyedeki sayısı belirli limitler içinde olan basınç dalgalanmasına ses dalgası diyoruz. Bu dalganın oluşturduğu ve yayıldığı akışkan ortama da ses alanı diyoruz arkadaşlar. Sesleri biz 3 grup altında topluyoruz. Müzik, gürültü ve konuşma. Gürültü, tahammül edemediğimiz sese biz gürültü diyoruz arkadaşlar ve kişiden kişiye değişen de aslında bir kavramdır.
Bazısına göre müzik olarak tanımlanabilen bir ses, bazısına göre gürültü olarak tanımlanabilir. Ya da bazısının konuşma olarak tanımladığı şey bazısına gürültü olarak gelebilir. Ya da bazısının için gürültü olan bazısı için müziktir. Bunu kişisel bir kavram aslında gürültü. Gürültü için en basit tanımsa istenmeyen fiziksel ses durumudur. Yine dediğimiz gibi ses dalgaları halinde yayılıyor. Genelde küresel ses dalgaları halinde yayılır. Sesin yayılma hızından bahsedecek olursak ses en hızlı katı ortamlarda yayılıyor arkadaşlar. Sesin havadaki yayılma hızı 20 santigrat derecede 344 metre bölü saniye kadar. Betondaki yayılma hızı ise 3400 metre bölü saniye kadar. Demirde ise 5000 metre bölü saniye kadar yayılma hızı var, sesin yayılma hızı. Yine dediğim gibi sesin yayılma hızı havanın sıcaklığıyla doğru orantılı. Örneğin burada 20 santigrat derecede 340 yazılmış ama 20 santigrat derecede 344 civarı, 0 santigrat derecede de 340 metre bölü saniye civarı sesin yayılma hızı arkadaşlar. İşitsel algılama olayında da bizim 3 temel ögemizin olması gerekiyor arkadaşlar. Sesin çıktığı bir sesin kaynağı olması gerekiyor. Sesi oluşturan, dalga hareketini oluşturan bir ses kaynağının olması lazım. Sesin bir ortamda iletilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ses boşlukta iletilmez. Işık uzay ortamında iletilebilir. Hava olmayan ortamlarda iletilebilir. Ama sesin dalgalar halinde yayıldığı için bir ortama ihtiyacı vardır. Bundan dolayı bir ortamda yayıldığını söylememiz gerekir. Bu ortam gaz bir ortam olabilir, hava olabilir. Az önce söylediğim gibi katı bir ortamda, demirde veya beton bir ortamda yayılabilir. Ya da sıvı bir ortamda da sizin sesiniz yayılabilir dalgalar halinde. Ve bir de bizim işitme sistemimizin olması gerekiyor. Sağlıklı çalışan bir işitme sistemimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Sesin tanımlanıp algılanabilmesi için. Sesin 3 bileşeni var arkadaşlar fiziksel olarak incelediğimizde. Bunlar incelik, kalınlık, azlık, çokluk ve tını. Bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Fiziksel boyutta ses, hava, katı, sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur. Bir enerji türüdür. Ses titreşimine oluşur. Titreşime enerjiyi dönüştürür. Sesin kuvvetine gürlük diyoruz ve desibelle ölçülüyor arkadaşlar. Azlık çokluk dediğimiz kavram sesin yayınlığıdır arkadaşlar. Sesin düzeyini bize anlatır. Örneğin azlık çokluk dediğimizde aklımıza fısıltıyla konuşma ya da yüksek sesle konuşma gelecek. Bir arkadaşımız soru soracak sanırım. Evet, Hatice Şeydel kaldırmış. Bir sorun varsa sorabilirsin. Mikrofonu kapalı. Hatice istersen chatten yaz bize, olur mu? Hocam devam edelim. Tamam. Hatice sen bize chatten yaz, olur mu? Tamamdır, ben devam edeyim. Bir diğer kavramımız arkadaşlar tını. Bize sesin ne ses olduğunu anlatan bir kavramdır. Tını dediğimizde aklımıza gelecek şey şu. Sesin hangi kaynaktan çıktığı, Ali'den mi çıktı, Mehmet'ten mi çıktı ya da Ayşe'den mi çıktı? Bu kavram bize tınıyı öğretir. Ya da bir piyano var örneğin. Bir nota sesi var. Bu sesin piyanodan mı çıktığını yoksa kemandan mı çıktığını bize anlatan kavram da tınıdır arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir soru üstünden ilerleyelim. Bir topluluğa seslenen konuşmacının salondaki gürültüden ötürü sesini yükseltmesi durumunda konuşmacının ses bileşenlerinden değişimine bize sorulduğunda konuşmacı aynı. Aynı konuşmacı olduğu için tınısı aynı. Sesinin azlığı çokluğu değişmiş. Yani yayınlığı değişmiş diyoruz. Frekansı yine aynı. Çünkü aynı kişiden çıktığı için. Burada büyüklükleri görüyorsunuz arkadaşlar. Frekans F şeklinde. Hertz birimi hertz. Devir süresi T birimi saniye. Dalga boyu lambda ile gösteriyoruz. C şeyin hızı, sesin hızı bölü frekans şeklinde formülümüzde ilerliyor arkadaşlar. Dalga boyu şu noktadan şu noktaya olan uzaklık arkadaşlar. Şuna biz bir dalga boyu diyoruz. Şu yüksekliğe de şuradaki maksimum salınımına ya da şuradaki maksimum inişine, minimum inişine biz genlik diyoruz arkadaşlar şuna. Şuradaki maksimum dalga boyundaki yükselen yer ya da minimum alçalan yere genlik diyoruz. Frekans da bizim saniyedeki titreşim sayımız arkadaşlar. İnsan kulağının duyabildiği titreşimler 16 Hz ile 16.000 Hz ya da bazı kaynaklarda bu 20 Hz ile 20.000 Hz arasında geçmektedir deniliyor. Ve
frekans yükseldikçe, bir sesin frekansı yükseldikçe sesin inceldiğini kaynaklar bize söylüyor arkadaşlar. 125 Hz, bunu rakamları çok bilmenize gerek yok ama hani aklınızda kalması açısından 125-250 Hz arası kalın ses diyoruz. 500 Hz civarı, ortalama 500 Hz kısmı orta kalın ses. 1000, 2000, 4000 Hz civarı da ince ses olarak geçiyor arkadaşlar. Devir süresi de bir titreşimin süresine devir süresi, periyot diyoruz arkadaşlar. Frekansın tam tersi, 1 bölü f şeklinde buluyoruz formülden. Dalga boyu da bir titreşimin hareketinin tam oluşabilmesi için geçen boya, yani bir dalga boyu, yani bir dalga hareketine biz dalga boyu diyoruz arkadaşlar. Bir devinime dalga boyu diyoruz. Formülünde c bölü f şeklinde buluyoruz. Bunlar gündelik hayatta çok işinize yaramıyor. Bu formülleri kullanmıyorsunuz. Ama hani yapı fiziği derslerinde olsun, işinize yarayabilecek formüller bunlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir de sesin biçimlerinden bahsedeceğim. Gürültüden bahsetmiştik az önce. Gürültünün kişiden kişiye değiştiğini, düzensiz seslerden oluştuğunu ya da çok sayıda frekans birleşiminden oluştuğundan bahsettik. Bir de bunun dışında yalın sesler, pure tones diye bahsettiğimiz sesler var arkadaşlar. Doğada bu yalın sesleri bulmak mümkün değil. Bu sesler yalın halde bulunamıyor. Belirli testler sonucunda laboratuvar ortamında bu yalın seslere en yakın sesler elde ediliyor. Ama onlar da yine yalın sesler olmuyor arkadaşlar. Ve belli bir kurallar dahilinde elde edilen seslere de biz müzikal sesler diyoruz. Genlik şuradaki başladığı kısmı görüyorsunuz. En yükseldiği nokta ya da zaman kısmında en alçaldığı nokta bir genliğimiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Dalga çukuru diyor ya da şurada en yüksek kısmı diyor. Şuralar bizim bir genliğimiz arkadaşlar. Sesin şiddeti yayınlık birimimiz watt bölü metrekare. Bu birimler arkadaşlar günlük hayatta çok işinize yaramayacak ama yapı fiziği derslerinde olsun bu birimler mutlaka size sorulur. Ya da bu alanda yüksek lisans doktora yapmayı düşünüyorsanız bu birimleri çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ses alanı içinde verilen bir noktada belirli bir doğrultu içindeki birim alandan geçen akustik gücün ortalama miktarına ses şiddeti diyoruz. Bunu ters kare yöntemiyle belirliyoruz. Bu yöntemi de çok şu an için şu aşamada bilmenize gerek yok. Yüksek lisans doktora seviyelerinde size bunları öğretiyorlar. Bir diğer kavramımız ses gücü. Ses gücü akustik enerjinin yayılım hızıdır. Birim zamanda yayınladıkları ses enerjisinin ses gücüyle watt ya da mikrowatt cinsinden belirlendiği söylenmektedir arkadaşlar. Bir de sesin basıncı vardır. Bir ses dalga hareketidir demiştik. Bu dalga hareketi yapılırken bir basınç oluşturur ve bu basınç sayesinde biz gelen sesi kulağımızda hissederiz arkadaşlar. Zaten çok aşırı gürültüye maruz kalındığında bu basınç kulaklarını patlatmakta ve insanların burnundan kan getirmektedir arkadaşlar. Bu dalga hareketinden dolayı, beyne basınç yaptığı için. Ses düzeyi desibel, bunları çok kullanıyoruz. Birim olarak desibeli çok kullanıyoruz akustik işlemlerde. Zaten şeylere girmeyeceğim. Logaritma yöntemlerini çok kullanıyoruz biz bu desibel, kaç desibel olduğunu. Bize örneğin ses basıncı veriliyor, belli bir düzeydeki ses basıncı veriliyor. Biz de bununla birlikte logaritmalı işlemlerle ses düzeyini, yani desibeli bulmuş oluyoruz. Düzeyden bahsettik, desibelden bahsettik. Desibel kısaca 10 çarpı logaritma, elimizdeki değer, bize bir değer veriliyor. Şu kadar ses düzeyinde, şu kadar desibelinde deniyor. Bir de referans bir ses basıncı veriliyor. Bunu buna böldüğümüzde logaritmasını alıp 10'la çarptığımızda desibel cinsinden ses düzeyini buluyoruz. Desibel güçle orantılı iki büyüklüğün oranını anlatan düzey birimidir. Logaritmik bir büyüklüktür. Aritmetik işlem yapmıyoruz. Örneğin iki tane bize desibel cinsinden bir 20 desibellik sesimiz var. Bir de 40 desibellik sesimiz var. İkisini topladık 60 desibel diyemiyoruz. Bunu logaritmalı üslü bir yöntemimiz var. Onu kullanarak yapıyoruz toplamanı. Sesin azlığı çokluğu, ses düzeyi azlığı çokluğu belirler. Desibel simgesi ise SPL şeklindedir. P burada şeyden geliyor bizim güç kavramından, basınç kavramından geliyor. Pascal'dan geliyor.
Desibel logaritmik bir büyüklüktür. Mimari akustiğe ağırlıklı olarak ses basınç düzeyiyle ilgili desibel kavramı kullanılıyor arkadaşlar. Ses ve kulağın duyarlılığı. İnsan kulağının işitme sisteminin duyarlılığı sesin düzey ve frekansına bağlı olarak değişiyor. Genelde 2-3 desibel ila 120 desibel arasındaki sesleri insan kulağı duyarlıdır. Bu 120 desibelin üstündeki ses artık acı eşiği denilen eşiğe geliyor ve insanda geçici veya kalıcı bozukluklara, hasarlara neden oluyor. Algılanabilen alt eşik düzeyi frekansa göre değişkendir. Kalın seslere gidildikçe alt eşikte kulak duyarlılığı azalır. Algılanabilen üst eşikte frekansa göre hemen hemen hiç değişim göstermez. İnsan kulağı bütün frekanslara aynı derecede duyarlı değildir. İnce seslere duyarlılığımız daha fazla, yüksek frekanslara duyarlılığımız daha fazla, yani ince seslere. İnsan kulağının en duyarlı olduğu sesler ise 3500-4000 Hz arasındaki seslerdir arkadaşlar. Fiziksel olarak düzensiz ses veya fizyolojik olarak istenmeyen, hoşa gitmeyen seslerin gürültü olduğundan bahsetmiştik. Gürültü insanlar üzerinde 3 temel soruna neden olur. Bunlardan biri insanın psikolojisini bozması, canın sıkılması, devamlı duyma bozukluğu riski ve iletişimin engellenmesi. Gürültüye bağlı işitme bozuklukları olabilir. 2 kişi konuşuyorken ya da 3 kişi bir ortamda konuşuyorken ortamdaki fazla müzik sesi nedeniyle ya da fazla konuşan insanlar başka insanların sesinden dolayı ortamdaki konuşma engellenebilir. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar, bir mekana gittiniz ya da bir evinizdesiniz örneğin. Yapılarda 8,5'luk tuğla kullanılıyor bazı, yaygın olarak şantiyelerde de görmüştük. Şantiyelerde de görüyoruz. 8,5 tuğla kullanıldığında ses yalıtımı sağlanmıyor ve bir odadaki ses diğer odaya kolaylıkla geçiyor kapıların kapalı olmasına rağmen. Bu da mesela sizin konuşmanızı engeller, uyuyacaksanız uyumanızı engeller mekanda, uyku üzerindeki etkilerinden o şekilde bahsettik. Ya da şu da olabilir, sadece 8,5 santim kalınlığında duvar kullanılmaz. Az önce de verdiğim örnek üstünden gideyim. Cadde üzerinde bir eviniz var ve uyuduğunuz odada, yatak odası da ön caddede diyelim, ön caddeye bakıyor. Ve bu yapıdaki, oturduğunuz odadaki, uyuduğunuz odadaki camlarda ses geçirme özelliği, ses geçirme katsayısı düşükse, yani sesi iç mekana alıyorsa, siz o mekanda rahatsız olursunuz. O mekanda uyuyamazsınız. Ya da camınız iyidir, cam kenarında yeterli önlemleri almadıysanız, örneğin silikon ya da mastik çekilmediyse camlarınızın kenarlarında, o kenarlardan sesler hem hava sızmaları olacaktır, hem de o boşluklardan gelen sesler nedeniyle yine rahatsız olacaksınız. Onun dışında kardiyovasküler ve fizyolojik etkileri bulunmakta. Kalp ritmini de ses düzeyi bir basınç olduğu için yüksek fazla miktarda ses, yani gürültü, kalp ritminizi de bozacaktır arkadaşlar. Ve sürekli bu sese maruz kalıyorsanız, bu sesin çokça olduğu yerlerde çalışıyorsanız, örneğin bir şantiye alanında çalışıyorsanız ya da bir sanayide çalışıyorsanız bu mekanlarda